askerlere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 27 Ağustos Cuma, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bosna-Hersek'teydi. Gitmeden önce açıklamaları oldu. Afganistan'daki gelişmeler gündemindeydi. Saldırıyı kınadı. Taliban'la görüşme yapıldığını söyledi. Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'le Karadağ ziyaretleri öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Gündemi Kabil'de düzenlenen saldırılardı. Böyle bir felaketi şu anda tabii DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Bizim şu an için Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir. Yoğun bir şekilde bu tahliye çalışmaları da devam ediyor. Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyesi de değerli arkadaşlar malum devam ediyor. Bu karar doğrultusunda da biz tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız. Taliban'la Büyükelçilik'te 3 saate aşkın bir görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı. Biliyorsunuz Büyükelçiliğimizi Kabil Havaalanı'nın içerisindeki askeri bölüme taşıdık ve görüşmelerimizin ilkini de orada Taliban ile ilgili olarak İlk görüşme 3,5 saat süren bir görüşmeyi Büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler. Ve ondan sonraki süreçte de gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci bir defa sağlıklı yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'ye teklifte bulunduğunu dile getirdi. Taliban hatta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime? Bize. Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Şimdi biz bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün. Onun için bizim şu anda böyle bir kararımız söz konusu değil. Açıklamaların ardından Bosna-Hersek'e doğru hareket etti. Başkent Saraybosna'da sevgi seliyle karşılandı. İlk durağı Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Alija İzzetbegoviç'in kabri oldu. Ardından tarihi Başçarşı'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışını yaptı ve cuma namazını orada kıldı. Bihifzike ve emanike ve sairel biladil muslimin vel kura bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 6 patlama meydana geldi. 13 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 18'i ise yaralandı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. ABD Başkanı Joe Biden saldırının karşılığının verileceğini belirtti. Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi. Pentagon saldırılarda 13 Amerikan askerinin öldüğünü, 18 askerin yaralandığını açıkladı. Afgan bir yetkili ise en az 90 sivilin hayatını kaybettiğini, 150 sivilin yaralandığını belirtti. Saldırıları DEAŞ üstlendi. Afganistan'ın başkenti Kabil patlamalarla sarsıldı. Başkent Kabil'deki havalimanının çevresinde ard arda patlamalar meydana geldi. Her patlama sesinin ardından silah sesleri de yükseldi. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda örgüt saldırının intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İlerleyen saatlerde de başkent Kabil'de gerilim yüksekti. Kentte ard arda patlama sesleri duyuldu. Patlama seslerinin Amerikan ordusunun ekipman ve mühimmatlarını kontrollü şekilde imha etmesinden kaynaklandığı açıklandı. Taliban, Kabil sakinlerine endişelenmemeleri yönünde çağrı yaptı. Patlamayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Kabil Havaalanı dışında 2 patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı da saldırıları kınadı. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da kritik açıklamalarda bulundu. Saldırının faillerini affetmeyeceklerini dile getirdi. Kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. Komutanlarıma DEAŞ'ın kilit varlıklarına, liderlerine ve tesislerine saldırı planları hazırlamaları emri verdim. Seçtiğimiz vakit, yer ve zamanda kuvvet ve hassasiyetle bu saldırıya yanıt vereceğiz, diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye COVID-19 risk haritasında kırmızı il kalmadığını duyurdu. Türkiye koronavirüs risk haritasında kırmızı il kalmadı. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Kayseri'nin COVID-19 aşılama oranı %75'in üzerine çıktı. Bir il daha mavi kategoriye yükseldi. Ağrı ise sarı kategoriye geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika mesajıyla duyurdu haberi. Bakan Koca, Türkiye COVID-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel ifadesini kullandı. Bakan Koca, aşılama oranını artırarak kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Şanlıurfalılara da 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa diye seslendi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın günlük aşı verilerine göre 47 milyondan fazla kişiye birinci doz, 36 milyondan fazla kişiye ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Yaklaşık 9 milyon kişi de üçüncü doz aşısına oldu. Afet bölgesi Batı Karadeniz'de sele kapılan 16 vatandaşı arama faaliyetleri havadan ve karadan devam ediyor. Selin izlerinin silinmesi için ekipler aralıksız mesai yapıyor. Afet bölgesi Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 82. Ekipler kayıp ihbarı yapılan 16 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi olmak üzere toplam 82 kişi yaşamını yitirdi. Bozkurt ilçesinde 10, Sinop'un Ayancık ilçesinde de 6 olmak üzere sele kapılan 16 kişinin bulunması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Karadan arama çalışmaları devam ederken bir taraftan da Sosyal Güvenlik Komutanlığı ekipleri Karadeniz'de arama faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan selin izlerinin silinmesi için ekipler aralıksız mesaide. 10.000'den fazla personel sahada. Balçık ve moloz yığınlarını temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. Sel nedeniyle hasar gören tüm yollar trafiğe açıldı. Kastamonu ve Sinop'ta yeni binaların en kısa sürede tamamlanması için acil kamulaştırma kararı çıkarıldı. Bölgeye AFAD tarafından toplam 139.075.000 lira ödenek gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Bakan Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan personelle de bir süre görüştü. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda hız kesilmiyor. Son olarak jandarmanın gizli yapılanmasına dahil 41 şüpheli daha tespit edildi. Emniyet ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda 30 FETÖ mensubu gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda 41 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 30'u başarılı operasyonlar sonucunda yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüphelilerden 5'inin hala görevde olduğu ve 36'sının geçici olarak görevden uzaklaştırılan veya ihraç edilmiş astsubaylar olduğu belirlendi. FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasında bulunan 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ankara merkezde 32 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlar başarılı bir şekilde sonuçlandı. 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum ulaşım ağlarına bir yenisini daha ekledi. Yakutiye ile Palandöken ilçelerini birbirine bağlayan bağlantı yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Markaşehir Erzurum asırlık projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Yaklaşık 50 yıla aşkın bir süredir yapılması planlanan Yakutiye ile Palandöken'i birbirine bağlayacak olan bağlantı yolu tamamlandı. Yol medeniyettir diyerek işe koyulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ali Ravi Caddesi'ni kayak yoluna bağlayan caddeyi düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu. Aslında bu Erzurum'un 1923'ten beri devam eden özlemini gerçekleştiriyoruz biz. Onun için başkanımızın ne kadar büyük bir iş yaptığını burada bu kısaca tarihi bilgiyi vererek anlatmak istedim. Huzurlarınızda ona teşekkür etmek istiyorum. Açılışı Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eminöz'ün yanı sıra merkez ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Salgın dolayısıyla dünya ekonomik krizle mücadele ederken Erzurum'da da açılışlara ara verildi. Fakat yatırımlar artarak devam etti. Pandemi süresince biz açılışlarımıza ara verdik ama yatırımlarımıza ara vermedik. Sayın Valim, Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, yatırımlarımız kesmeden devam etti. Şimdi de normalleştiğimiz için her hafta inşallah birkaç açılışla huzurlarınızda olacağız. Yakutiye'yi Palandöken'e kavuşturan yol 1 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olarak inşa edildi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Hakikaten Yoncalık Mahallesi başkanımızın da ifade ettiği gibi şehirden yalıtılmış, daha ötesi üst tarafla yalıtılmış bir vaziyetteydi. Bu yol hiç düşünülemeyecek bir hizmet olarak, tahayyülümüzün sınırlarının ötesinde bir hizmet olarak tahakkuk etti. Kaldırımlar, altyapı ve yağmur suyu hatları yapıldı. Ayrıca yol üzerinde bulunan binalara cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapılarak prestij caddesi haline getirildi. Açılışta konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bu bizim gelecek adına torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır açıklamasında bulundu. Biz milletimize, insanımıza değer vereceğiz ve onlara hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Hepimiz faniyiz. Rahmete gittiğimizde arkamızdan gelen bizim yeni nesil evlatlarımız, torunlarımız diyecekler ki işte Yakutiye'yi Palandöken'e bağlayan bu caddeyi Mehmet Sekmen yaptı diyecek. Bu bizim için belki gelecek adına en büyük onurumuz, çoluk çocuğumuza bırakabileceğimiz en büyük miraslarımız. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise asırlık projeleri biz beraber yaptık ve yapmaya devam edeceğiz dedi. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İşte bu seste, bu güzellikte, bu güzel eserlerin oluşumunda birlikteliğimizin büyük faydasını görüyoruz. Onun için sadece ben değil, biz beraber yaptık, beraber yapıyoruz. Beraber de bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca Mehmet Sekmen şehirde 50'ye aşkın grup yolu çalışmalarının da devam ettiğini aktardı. Yakutiye bölgemizde şu anda inşaatı devam eden MNG'nin karşısından Tortum yolundan gelen büyük bir 35 metre bir cadde yapmıştık. O caddeye bağlayan yeni bir yol inşaatımız bitmek üzere. Onun da bu yıl açılışını yapacağız. Ayrıca Gez Kavşağı'ndan Mezbahane'ye doğru yeni bir yol yapıyoruz. O yolu da inşallah bitirip o yolu da bu sene hizmete sokacağız. Ayrıca Azizye'de Atılay Caddesi ile Yarımca yolunu birbirine bağlayan bir cadde yapıyoruz. Onu da bu sene bitirip hizmete sokacağız. Erzurum Valisi Okay Memiş'te yapılan yolların önemine dikkat çekerek vatandaşları trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyardı. Bakın, devletimiz Büyükşehir Belediye nefis bir yol yapmış. Ne güzel. Ancak trafik kurallarında biraz daha özenli, biraz daha saygılı olmalıyız. Ben sizin valiniz olarak böyle hiç şahit oldunuz mu 3 yıldır? Bu vali de şu trafik lambalarını durdurdu, şuraya polis koydu. Çok nadirdir. Acil bir şey olmadığı müddetçe kendim o kurallara uyuyorum, ışıkta duruyorum, sonra geçiyorum. Sizlerin istirham bu. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek Yakutiye Palandöken bağlantı yolu hizmete açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Meclis tatile girdi, vekiller temsil ettikleri illerde çalışmalara başladı. Her zaman vatandaşın derdini dinleyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de bu kapsamda günlerdir yollarda. Aydemir'in son durağı Erzurum'un Köprüköy ilçesi oldu. 1800-2000 lira ise... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Milletin vekilleri milletle hemhal olmak için yollara düştü. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de bu kapsamda kent genelinde ziyaretler gerçekleştiriyor. Aydemir bir gün bir ilçeye gidiyor, bir gün başka bir ilçeye. Arkada da ilaveler yaptık, daha çok makinalarımız gelecek. Ziyaretlerin sonuncusu Köprüköy'e oldu. İlçeye bağlı Buğdaylı Köyü'ne de uğrayan Aydemir, Melih Mindivanlı isimli vatandaşın inşa ettiği biyoyakıt tesisine uğradı. Tesise ilişkin bilgi aldım. %30 daha ucuz. Avrupa ülkeleri hep bunu yapıyor şu anda. Peki burada ne kadar üretmeyi planlıyoruz? Burada 20 günlük kapasite üretim kapasitemiz. Tesisin ne gibi faydaları olacağını da bizzat açıkladı Aydemir. Melih Mindivanlı kardeş. Ne yapıyor burada? Burada biyoyakıt üretiyor. Ve günlük kapasitesi 7 ton şu tesisi. Aynı zamanda ürettiğiyle ne yapıyor? Kok kömüründen çok daha dayanıklı, kalori değeri daha yüksek bir yakıt üretiyor. Erzurum buna çok ihtiyaç duyan biri. Ve fiyatı da kok kömürünün 1/3 daha ucuz fiyat. 1800'de 1200 lira. Neredeyse sıfır oranında hava kirliliği var. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla hem ekonomimize katkısı var, hem çevreye katkısı var, hem köyüne katkısı var, hem Erzurum'a katkısı var, hem vatanımıza katkısı var. Aydemir, Mindivanlı'ya istihdam sağladığından ötürü teşekkür etti. Bizim insanımızda, Dadaş'ın ruhunda müteşebbislik var zaten. Ve bunu yaptığı için burada köyünde zaten öncesinde de çok değerliydi, daha da değerli bir hal aldı. Bizim için de öyle. Ben bir siyasetçi olarak Melih kardeşime teşekkür ediyorum. Çok saygılı insana bak, iş imkanı veriyor. Aydemir tesise ilişkin Köprüköy ziyaretimizde yürek ferahlatan bir güzel görüntüyle karşılaştık. Ona aşkın insana iş kapısı olan bu yatırım Dadaş'ın müteşebbis ruhunu yansıtıyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah notunu düştü. Eyvallah. Asla asalette bunu verir. Eyvallah. Allah razı olsun. Erzurum'da park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü 600 metre sürüklendi. Markete çarparak durabildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı. 2 araç ve markette maddi hasar meydana geldi. Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı. 600 metre sürüklendi. Ancak markete girdikten sonra durabildi. Feci kaza Erzurum'un Hilalkent semtinde yaşandı. Sürücü Hüseyin Nevruz otobüsü evinin önüne park etmiş ve yukarı çıkmıştı. Aradan 10 dakika geçtikten sonra büyük bir ses geldi. Freni boşalan otobüs hızlanmaya başladı. Elektrik direklerine ve bahçe duvarına çarptı. Yine sürüklenmeye devam etti. 60 metre sonra markete çarparak durabildi. Arabanın freni boşalmış, gelmiş buradan köşeyi uçurmuş. Buradan aşağı sürte gitmiş, öyle vurmuş. Önüne katarak şurada direkler vardı. Direkler de sıyırarak aşağıya iniyor. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçası olay esnasında yoldan karşıya geçen Büşra Yağan'a isabet etti. Yağan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otobüsün çarptığı elektrik direği devrilerek 2 otomobilde hasar nedeni oldu. Marketin üst katındaki eczane de zarar gördü. Erzurum'un Oltu ilçesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. 6 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Erzurum'un Oltu ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 6 ev yanarak kül oldu. Arıtaş mahallesinde öğle saatlerinde başladı yangın. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevler 6 evi etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında hiçbir canlı zarar görmedi, ancak 6 ev kullanılamaz hale geldi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 5 başlık altında 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. Genelgede yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler anlatıldı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre servislerde oturma listeleri oluşturulacak. Öğrencilerin aynı yerde oturmaları sağlanacak. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 5 başlık altında trafik tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgede yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler yer aldı. Buna göre servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler, serviste ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlar kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulması ve araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak. Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak. Böylelikle servisi kullananların aynı yerde oturması sağlanacak. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek. Ayrıca çamaşır suyu ve alkolle dezenfekte edilecek. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjanla yapılacak. Tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verilecek. Okullarda trafik güvenliği konusunda uygulamalı ve teorik dersler verilecek. Bugünkü Resmi Gazete'de borç yapılandırmalarıyla alakalı iki önemli karar vardı. Devlet alacaklarına yapılandırma kararını imzaladı. Ayrıca afet bölgelerindeki vatandaşların kamu borçları da ertelendi. Hem devlet alacaklarına hem de afet bölgelerindeki vatandaşların kamu borçlarını erteleme imkanı sağlandı. Vergi ödemeleri, gecikme faizleri, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına dair yapılandırma için başvuru süresi bir ay daha uzatıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ancak ödenmemiş olan alacaklar için yapılandırma tarihi uzatıldı. 9 Haziran'da yayımlanan ve alacaklara dair yapılandırmayı içeren kanunda belirtilen başvuru ve ilk taksit ödeme süresi için yeni tarih belirlendi. Karar vergi, gecikme faizleri, gecikme zammı ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarıyla idari para cezaları gibi alacakları kapsıyor. Yapılandırma başvurusu için son tarih 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. İlk taksit ödemeleri de belirlenen tarihten bir ay sonra başlayacak. Diğer yandan afet bölgesindeki kamu borçları da yapılandırıldı. Bu bölgelerde başvuru tarihleri de bir ay uzatıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Afet bölgelerindeki alacaklı idarelere borçlu olanların mücbir sebep tarihindeki ödemelerinin taksitlendirildiği bildirildi. Taksit ödemelerinin süreleri de belirlendi. 47 ilçe ve bazı beldeleri kapsayan kararda afet süreci göz önünde bulundurularak mücbir sebep tarihleri de belirlendi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için öngörülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden bir ay sonrasına ertelendi. Salgın bitmiş, bütün risk ortadan kalkmış gibi maske kullanımı azaldı. Bu hem koronavirüsün daha da yayılmasına neden oldu hem de grip vakalarında artışa. maske kullanımı azaldı, grip vakaları arttı. Sosyal hareketliliğin artması, mesafe kurallarına uymama ve maskenin takılmasındaki istikrarın bozulması virüslere de bir şekilde fırsat verdi. Ve bu virüsler arasında solunum yoluyla buluşan diğer virüsler de işte grip virüsü ve diğer koronavirüsün diğer aileleri de aktive oldular ve hastalık oluşturmaya başladılar. Yaz aylarında sıcak hava ve aşılama etkisiyle birlikte maske kullanımı da gevşedi. Buysa beraberinde grip vakalarında artışı getirdi. Grip vakaları da bu anlamda Ağustos'un özellikle 15'inden sonraki süreçte görülmeye başladı. Covid negatif çıkıyor ama şikayetleri var. Baş ve boğaz ağrısıyla burun akıntısı en bilinen belirtiler oluyor. Bu semptomların koronavirüsle aynı olması işinizi biraz zorlaştırabilir. Bu söylediğim durumlar grip hastalığında da karşımıza çıkıyor. Ama şunu net olarak ifade etmek gerekiyor ki Covid-19 hastalığına delta varyantı nedeniyle yakalanmış olan kişilerde bu şikayetler gribe göre bir miktar daha ağır seyrediyor. Bu durumda kafanızda oluşan soru işaretini ancak PCR testiyle giderebilirsiniz. Bende baş ağrısı var, burun akıntısı var ve boğaz ağrısı var diyor ve bu ciddi anlamda geçmeyecek bir hissiyat oluşturmuşsa kafadaki soru işaretini dağıtma adına bu vatandaşlarımızdan hem bulaştırıcılığın önüne geçmek hem de ivedi tedavi almaları anlamında PCR testi yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Uzmanlar hem koronavirüsten hem de gripten korunmak adına maske takılmasını son derece önemli buluyor. En azından pandemiyle mücadeleye pozitif destek verme adına kapalı alanlarda şu an itibariyle olmazsa olmaz şekilde maskeyi takmaya devam etmemiz gerekiyor. Konya'da patlayıcı yüklü tır karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. 6 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Bir kaza ise Amasya'da meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobil trenin altında kaldı. Patlayıcı yüklü tır kamyonetle çarpıştı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Konya Aksaray oldu. Abi, ben çekil abi. Amonyum nitrat yüklü tır karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma burası. İlk burada çarpışıyorlar. 6 kişi olay mahallinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsüyle kamyonette bulunan bir kişi kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır şoförü tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ekipler yola dökülen amonyum nitratın temizlenmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılması için mesai yaptı. Ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bu görüntüler ise Amasya'dan. Otomobil sürücüsü hemzemin geçidi kullanmak istedi. Ancak tren geleceği için bariyer kapalıydı. Bariyerin açık olduğunu tahmin ettim, geçtim. İkinci variyele geldiğim zaman kapandı. Tren makas başından çıktı. Makas başından çıkınca ben kendim baktım ki kurtaracak halim yok. Variyeli elimden kaldığımda geçeyim konusuna geldim. Trenin makinistini eliyle uyarmaya çalıştı ama çok geçti. Makinist ileri gidip eğleyip gelince dedi ki kardeşim benim duracak imkanım yoktu ama ben sana böyle et dedim. Variyeli fırkır geç diye işaret ettim. Sen anlamadın. Tren geldiği gibi otomobili altına aldı. Sürücü ise kendini rayların kenarına atarak son anda kurtuldu. O günü torunlarım yoktu. Ağladılar ki dede biz de seninle gelek ne olursun dede dediler. Ben dedim ki ben bugün Amasya'ya gidiyorum. Amasya'dan gelince sizi götürürüm dedim. Allah işte Allah'tan torunlarımı keser atardı. Trenin çarptığı otomobile önüne kattığı anlarsa çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Büyük çok bir ders oldu yani. Daha böyle bir şey ben yaşamadım. Allah kimseye de yaşatmasın. Çanakkale'de Avrupa'ya gitme umuduyla botlarla denize açılan 204 göçmen sahil güvenliğin başarılı operasyonuyla yakalandı. Göçmenler yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı. Termal kamerayla takip edilen tekneye kaçak göçmenlerin alındığı belirlendi. Yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi. Sahil güvenlik düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor. Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri Çanakkale Boğazı'nda bir teknede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şevketiye önlerinde demirli bir tekne takibe alınırken teknenin demir alarak Kerevizdere koyuna demirlediği görüldü. Ekipler termal kamerayla yaptıkları incelemede tekneye lastik botla kaçak göçmen alındığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla Tuna 1 isimli teknede biri kadın, 13'ü çocuk ve 190'ı erkek olmak üzere toplam 204 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler iki lastik bot yardımıyla sahil güvenlik botuna alınırken tekne Kepez Limanı'na çekildi. Kaçak göçmenler limandaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. Avrupa'ya gitme umuduyla botlarla denize açılan göçmenler ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli yolculuklarıyla ilk önce Yunanistan'a varmaya çalışıyor. Yunanistan'a ulaşmayı başaran düzensiz göçmenler buradan kıtanın çeşitli ülkelerine dağılıyor. İstanbul'dan sıra dışı bir hırsızlık olayı geliyor şimdi ekranlarınıza. Hırsız önce iş yerinden telefonu çaldı, taksiye binip kaçtı. Taksi parasını ödemek için telefonu satmaya çalışınca da yakalandı. Telefon sahibi şahsın paraya ihtiyacı olduğunu anladığında hem şikayetçi olmadı hem de cebine harçlık verdi. Sultan Gazi'de bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsız taksiye binerek kaçtı. Hırsız taksi parasını ödemek için telefonu satmaya çalışınca yakalandı. Telefon sahibi şüphelinin paraya ihtiyacı olduğunu anladığında şikayetçi olmadı. Bir de para verdi. İstanbul'da önceki gece Fatih'te girdiği bir iş yerinden işletme sahibine ait cep telefonunu çalan Afrikalı hırsız taksiye binerek kaçtı. Taksiyle Sultan Gazi'ye giden hırsız taksi ücretini ödeyemedi. Bu esnada arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşa elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 Türk lirasını satmak istediğini söyledi. Ben de 100 lirayı verdim, telefonu aldım. Burada arkadaşlar da telefonu incelediler. Telefonda Türkçe yazılar olduğu için kurcaladılar. Orada bir numara bulup aradılar arkadaşlar. Hırsız sert kayaya çarpmıştı. Grup halinde oturan vatandaşlar telefonun asıl sahibine ulaştı. Olay yerine hem polisler hem de telefonun sahibi geldi. Ancak beklenen olmadı. Telefonun sahibi şikayetçi olmadı. Üstelik hırsızın paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para bile koydu. Adama acıdığı için şikayetçi olmadı. Şikayet olmayınca ortada emniyet mensubu arkadaşlarında yapacak bir şey kalmadığından ötürü olayı bu şekilde kapattık, cebine ufak bir harçlık koyarak. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde yaşayan iki arkadaş Türkiye-İran sınırındaki çorak bir arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriyor. Burada arpa bile yetişmez diyenlere aldırmadan azimle çalışan ikili bahçelerinde 12 kişiye de istihdam sağlıyor. Burası çöldür, sıcağa dayanmaz, suya dayanmaz bir topraktır dediler. Kendisi cevabı Ağrı Dağı eteklerinde yer alan işte bu bostanla verdi. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde uzun yıllardır meyve sebze alım satımı yapan Musa Koç'la Tekin Eren, 4 yıl önce hobi amaçlı 5137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki 30 dönümlük çorak araziyi satın aldı. Arkadaşları burada arpa bile yetişmez dedi. Onlar tonlarca sebze ve meyve yetiştirerek cevabı verdi. Süreç hiç de kolay olmadı. Bostanın düzenlenmesi için tam 1 milyon lira harcandı. İkili bölgeye sondajla su bulup ardından trafo kurdurarak elektriğin gelmesini sağladı. Arazinin altyapısı oldukça zorladı ancak onlar hiç yılmadı. Kum fırtınası ve rüzgarın yoğun olduğu bölgeyi 2 yılda ekmek kapısına çevirdi. El ele veren iki arkadaş araziyi vahaya dönüştürdü, sulama sistemi kurdu. İlk defa geçen yıl meyve ve sebze üretimine geçmek için tohumları toprakla buluşturdu. Burada yok yani bir evin ihtiyacı olan bütün sebze meyve burada var. Her çeşit meyve ağacım var benim burada. Cennet hurmasından tut, kayısı, elma. Daha fidanlarımız çok genç olduğu için fidanlarımız 3 yaşında. Bu sene yedik meyvesini. Ayrıca tabuları yıkan arazi 12 kişiye istihdam sağlıyor. Bura yaklaşık 1 milyon masrafı oldu. Daha da var yani, masrafsız değil. Ben buranın üstünü kapatıp saray yapmayı düşünüyorum. Çalışan 12 tane çalışanım var benim. Onlar da şu an buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Ki yakın köylerimizin zaten sebze meyve ihtiyacı karşılandı. Kars'ın unutulmaya yüz tutan Kafkas halısı kadınların elinde yeniden gün yüzüne çıkıyor. Bunun İşkur desteğiyle belediye bünyesinde açılan kursta yapıyorlar. Renk renk iplikler, maharetli eller, Kafkas halısı ilmek ilmek yeniden dokunuyor. Hem yöresel halı gün yüzüne çıkıyor hem de kadınlar ekonomik gelir sağlıyor. Kafkas halısı, Kars'ın unutulmaya yüz tutmuş el emeği, İşkur desteği ve Kars Belediyesi'nin girişimleriyle yeniden hayat buluyor. 25 kadın kursiyer kendine özgü motifleriyle ün salan Kafkas halısını yeniden dokumak üzere tezgah başına geçti. Biz eskiden 8 çocuklu bir ailenin çocuğuydum. Ailenin tamamen geçimi halıcılıkla uğraşıyorduk. Valiliğimizin, İşkur'un yaptığı bu faaliyeti duyunca ben de tekrar geri döndüm halı tezgahlarına. Hem burada bir sanatı öğreniyorlar hem ekonomisine katkı sağlıyorlar. Renk renk ipliklerle ilmek ilmek dokuyorlar halıları. Kadınlar ürettikleri halıları yerli ve yabancı turistlere pazarlıyor. Ve tamamen safi, günün kalitesi daha sağlıklı olduğu için şu an bilimsel olarak radyasyonu bile önlüyormuş. Gerçekten insanlar bunu duyunca daha çok talep ettiler. Kurs sayesinde hem unutulmaya yüz tutmuş bir yöresel değer canlanıyor hem de kadınlar kazanç elde ediyor. Şimdi hem Kafkas halısını gelecek nesile aktarıyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Erzincan'da hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırda hasat zamanı geldi. Çiftçiler ilk hasadını bugün yaptı. Silajlık mısır için hasat zamanı geldi. Erzincan'da yoğun bir şekilde ekilen mısırın ilk hasadı yapıldı. Çiftçiler hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri silajlık mısırları biçmeye başladı. Bazı çiftçilerse ektiği mısırları satışa sunmayı tercih ediyor. Satılı mısırlarsa Erzincan ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından alınıp diğer besicilerin hizmetine sunuluyor. Ticaret odasıyla ortaklaşa kurmuş olduğumuz 500 başlık düveletim merkezine bu mısır silajını alıyoruz. 2 günden beri yaklaşık bu alımlarımız başladı. Hafta sonu bitecek. 1500 ton civarında mısır silajı alacağız. Havuzlarımızı dolduracağız. Amaç buradaki çiftçimize üretmiş olduğu ürünleri en iyi fiyatlarla, en iyi imkanlarla almak ve hayvanlarımızı yedirip çiftçimizin hizmetine sunmak amacındayız. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.